Değerli izleyiciler, özellikle Selçuk Efes bölgesinde gezimiz sürüyor. Selçuk Efes bölgesindeki yoğun bir turist trafiğini görmek mümkün ve özellikle Selçuk Efes deyince burada dünyaya krallık yapmış bir bölge ve bu bölgede özellikle Yunanlılar, Romalılar ve Bizanslılar uzun süre yaşamış bulunuyor ve tarihin önemli notlarından bir tanesi ise burada Lidyalılar da uzunca bir dönem yaşadığını biliyoruz. Lidyalılar deyince aklımıza gelen ilk isimlerden en önemli olaylarından bir tanesi de parayı bulan kesimlerden bir tanesi, bir merkezi olarak büyük bir yerleşim bölgesini görmek mümkün. Yani parayı ve ticareti ilk alışverişin parayla malın takas edildiğini Lidyalılar döneminde görüyoruz. İşte Lidyalıların da özellikle Efes bölgesinde uzun seneler yaşadığını ve burada hayatlarını idame ettiklerini hemen belirtmek gerekiyor. Ve özellikle Selçuk Efes'te o kadar geniş bir tarihi doku var ki şu günümüzde bile günde binlerce, on binlerce yerli ve yabancı, özellikle yabancıların yoğun bir ilgisinin olduğunu belirtmek istiyoruz. Biz millet olarak kendi tarihi dokumuzu, kendi tarihi yerlerimizi maalesef çok geç keşfeden insanlarız. Bu nedenle yurt dışından çok uzak diyarlardan, çok uzak mekanlardan gelen turistlerin ve yabancı misafirlerin ise buradaki tarihi dokuyu özellikle kendi yaşadığımız toplumun geneline bakarak daha iyi fikir ve bilgi sahipleri olduklarını da ifade edelim. Etrafımız komple alışveriş merkezleriyle dolu. Hediyelik, özellikle hediyelik alışverişlerle dolu. Bunun içinde Efes harabeleriyle ilgili olarak, Efes'in tarihi dokularıyla ilgili olarak kartpostallar, yine takılar, kolyeler, yüzükler bulunuyor. Diğer türlü de yine Aydın, İzmir, Kuşadası gibi bu bölgeye ait ürünlerin, malzemelerin ise burada pazarlandığını görme imkanına sahibiz. Yani dememiz odur ki özellikle bu bölgeye gelen, İzmir bölgesine gelen vatandaşlarımızın Efes'te bulunan Meryem Ana tapınakları dahil her bir adım attığınız yer buram buram tarih kokuyor. Dediğim gibi uzunca yıllar, uzunca dönemlerde dünya medeniyetlerine özellikle başkentlik yapmış bir bölge. Bu nedenle tarihi çok eski ve tarihi çok geniş. Efes'in görülmesi mutlak surette gerekli. Eğer tarihe ilginiz varsa mutlaka Efes'i gelmelisiniz ve görmelisiniz. İçeriden daha detaylı görüntüleri aktaracaktık. Lakin genel olarak bu konuda izin problemi olduğu için içeriden görüntü alınmasına çok fazla müsaade edilmiyor. Bu nedenle de görüntümüzü dış kapıdan yansıtmaya devam ettik. İyi seyirler, iyi izlemeler diyoruz değerli dostlar.